Kardeşlerim, muhterem müminler, ahlakın iki kutbu var. Bir kutbunda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsunuz. İnsanlığın, İslam'ın değerlerine davet ediyor. Karşı tarafta diğer kutupta ise Roma'yı, Bizans'ı, Karunları, Nemrutları, onları görüyorsunuz. Onlar da insanları zulme, acıya, Allah'a isyana çağırıyorlar. Kur'an-ı Hakim وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Onlar istiyorlar ki siz kendi değerlerinizden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibanızdan taviz veriniz. Onlara benzediniz. Sanatta, ilimde, kültürde onların değerlerini kabul ediniz. Onlarla hemhal olunuz. Ama Kur'an-ı Hakim ihtar ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret ediyor. Onun adına bütün ümmeti İslam'a hitap ediyor. وَلَا تُضِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ Onların çarşılarıyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çarşısı farklı. Onların sokaklarıyla Hz. Muhammed'in sokağı farklı. وَلَا تُضَعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ Onların çarşılarında malları satabilmek için bir domates için, bir kilo soğan için şu kadar yemin ederler. Allah'ın adını kullanırlar. Sakın ha, sakın ha onlara itaat etmeyiniz. Mehin, hakir onlar. Düşünceleri, akılları iflas etmiş, çürümüş. Onlara da itibar etmeyiniz. Hemmazin meşşain binemin. Onlar ayyaptırlar. İnsanların kaşlarına, gözlerine bakarlar, rencide ederler. Makamlarına, mevkilerine bakarlar. Garibi, gurebayı meclislerinden tard ederler. Hemmazin meşşain binemin. Alırlar sözü bir evden başka bir eve taşırlar. Nakaldir onlar diyor Kur'an-ı Hakim. Şimdi bunu daha umumi hale getirmişler. Gazetelerin merkezinden bütün bir dünyaya taşıyorlar. Televizyonlarla alem-i İslam'ın evlerine taşıyorlar. Sakın ha onlara kanmayınız, onlara itibar etmeyiniz. Hemmazin meşşain binemin. Menna'in lil hayri mu'tedin efin. Hayrın bir anlamı mal, diğeri ise iman, İslam demek. Onlar mallarını biriktirir. Fakir fukara geldiği zaman onları tard ederler. Cimrilik yaparlar. Sakın ha bunlara kanmayın. Bunlara itaat etmeyin. Ya da onlar İslam'dan uzaklaştırırlar. Kur'an kursu talebesinin yolunu keserler. İmam Hatip öğrencisinin yoluna barikat kurarlar. Başını kapatan ben peygamberin kelimesi Hazreti Fatıma gibi olmak istiyorum. Diğer Ayşelere, Zeyneplere engel olurlar. Menna'in lil hayri mu'tedin nefim. Bir de bunlar hatta hududa tecavüz ederler. Zalimdir onlar. Güçleri varsa bir çarelerin kanlarını emerler. Cumartesi günü Suriye'den bir alim geldi buraya. Dedim ki hal nedir? Yani medyadan aldığınız haberler var. Sizde daha özel bilgiler vardır. Dedi ki hocam bu yeni bir bilgi. Hamada evleri bombalıyorlar. Delikanlılar, ağabeyler evleri boşaltmışlar. Evde bir tane kütrüm dede var, onu taşıyamıyorlar. Onu evde bırakacaklar, ölüme terk edecekler. Evde bir tane genç kız var, diyor ki ağabeylerine. Ben evde kalayım, siz gidin. Dedemi yıllarca bizi bakan, bize kol kanat gelen dedemi burada bırakıp da gidemem diyor. Ağabeyler gidiyor. Genç kız evde dedesiyle birlikte kalıyor. Şebbihalar geliyor. Esad'ın askerleri geliyor. 18 tanesi kapıyı kırıyor, içeriye giriyorlar. Kütrüm dedenin gözleri önünde 18 asker o biçare genç kıza tecavüz ediyor. Sonra diyor ki bana müsaade edin bir banyoya gideyim. Banyoya gidiyor. Elektrikler kesilmiş diye gaz almışlar eve. Gaz tenekesini başından aşağıya döküyor, yakıyor kendini.
Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen mustazaf müminler için sabah namazlarını kılarken rükûden kalktığı zaman onların ismini zikrediyor. Allahümme enci fulanen diyor. Falanı kurtar, filanı kurtar, Ayyaş'ı kurtar, Velid'i kurtar Allah'ım diyor. Şimdi Hama'da, şimdi İdlib'de, şimdi Şam'da ırzına tecavüz edilen Zeynepler sana iltica ediyor Allah'ım. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi dualarımızda onlara yer ayıramadı. Ama onlara da diyorlar ki, ya Kahhar, ya Cebbar, ya Muntakim, adı Muntakim olan Allah'ım, adı Cebbar olan Allah'ım, adı Kahhar olan Allah'ım, zalimleri, Müslüman kızlarımızın tecavüz edenleri, Esma-i Hüsna hükmetine kahreyle Allah'ım. Utullin ba'de zâlike zelîm, mücrim bunlar. Yürekleri kas katı kesilmiş bu zalimlerin. Avrupalılar, Amerikalılar sabah vakti kalkar köpeklerini dolaştırırlar sokakta. Bir hayvan bir yerde öldü diye bütün medya vasıtalarını sevk ederler. Ya her gün Suriye'de, Hama'da, İdlib'de 500-600 Müslüman şehit oluyor. Ekmek kuyruklarını bombalıyorlar. Nerede bu dünyanın vicdanı? Nerede hayvanlar için, nerede karabataklar için seferber olan batılılar? Neden dünyanın kulakları sağır? Neden gözleri görmüyorlar? Ama gören bir Allah var. Hizb-ü şeytana rağmen en Suriyeli kardeşim, sizin yanınızda Allah var. Bir zamanlar Nasrallah dediğiniz, Nasrallah'a karşı sizin de Nusratullah'ınız var, Allah'ın nusreti var. Bu hikayeyi Allah yönetiyor. Allah görüyor, melekler görüyor. Okuduğum ayetlerin altında Kur'an-ı Hakim'in sahibi buyuruyor ki, senesimuhu alel hurtum, o zalimleri burunlarını mühürleyeceğiz. Onların kafalarını ne kadar tayyareleri olsa, ne kadar tankları olsa, ne kadar tankları olsa, Allah onların burunlarını yere sürecek. Firavun'un burnunu yere süren Allah, Nemrud'u bir sivrisinekle öldüren Allah, Roma'yı hakine yeksan eden Allah, ey Suriye'nin biçareleri sizi de görüyorlar, size de imdad edecek. Geçen Suriyeli bir alime aradım. Dedim ki hocam, biz Osmanlı'nın evladıyız. Medine-i Münevvere işgal edildiği zaman İstanbul'dan sürekli haber gönderiyorlar, bırakın gelin diye. Medine'yi teslim edin diye. İdris Sabih Bey adındaki bir üsterine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinde ağlıyor. Uzun bir şiir kalemi alıyor bir yerinde, diyor ki, unuttuk İlhan'ı Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize, bağışla el şefi kusurumuzu bin küsür senelik emeğimize. Dedim ki, biz unuttuk şimdi kendi kimliğimizi, bu cihat bitene kadar, Ayşeler, Zeynepler, Aliler hür olana kadar, Hamalıyız, İdlibliyiz, Şamlıyız, bir kadir imkan, neye ihtiyacınız varsa kardeşleriniz olarak sadece bir telefonunuzu bekliyoruz. Duygulandı, dedi ki, hocam siz Sultan Fatihlerin, Abdülhamitlerin evladısınız. Sizlerden bundan daha başkası beklenemez. Sultan Fatihlerin evladı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi hiçbir şey yapamıyorsa en azından dualarımızla onları teyit edelim. Teyit edelim. Onlara Rabbim semadan sekinet indirsin, selamet indirsin. Karanlığın en kesif olduğu an, sabahın en yakın olduğu andır. Onu bekliyoruz, ona umut ediyoruz. Allah'ın izniyle Şam-ı Şerif'te, Hama'da, Hımız'da ümmetin sabahı yakındır. Ümmete
ailesi.